Günaydın, hayırlı sabahlar. Biz ne yapıyoruz? Patates kızartıyorum bir taraftan. Bir taraftan kahvaltıyı biriktirip koyuyoruz. Esra, şunu istersen bir ayarla kızım. Yine Esra'ya ihtiyaç oldu. Günaydın. He, emiyor mu? Ay şöyle gösterelim yaptığımızı diye böyle yan koymaya çalıştım da. Şöyle patatesimi Ah be ya, ben bir şey yapamıyorum. Gene Esra. kızartıyorum. Bugün hiçbir yere gidemiyorsunuz, yağmur yağıyor. Aa, Yarın güneşli biz olacak. zaten 2 günlük gezdik dün. Yarın güneşli. Evet. Taksim, Galata Kulesi, Eminönü. Eminönü'nü çektim de hepsini ben, kusura bakmayın ya. Hatta bir videomda parça parça çektim, 2 kere atmışım. Aynı Zaten şeyi. O o kadar yorgunlukla çok izlemişler ki. vapurda. Hiç mi izlenmemiş? 800-800. Hadi be. Yerlerde sürünüyoruz. Neden acaba? Allah süründürmesin. Amin. Neden ki herkesin işi vardır. Ya bu kadar yeter herhalde kızardı. Yeter. Bazen oluyor öyle. Yapacak bir şey yok. Nasip. Bunu doğrayıp koyuyorsun değil mi? Onları ince ince doğruyorum. Maydanozla nane çıkarttım. İnce ince doğruyorum tabağa. Üstüne de sarımsaklı yoğurt yapıyorum, süzme yoğurt. Şöyle güzel, kahvaltıda güzel gidiyor. Sen bilirsin işini. Babam diyordu ki sen bilirsin dersen kavga çıkmaz. Evet, doğru Sen söylüyor. bilirsin diyeceksin. He, doğru demiş değil mi? Kavga çıkmasını istiyorsan. Şuna böyle derine koyuyoruz yoğurt. Evet Koyduğum evet zaman daha iyi. Şimdi ona doğrayacağım ben senin evinde doğrayacaksın yine her ben onu. zaman Ben gibi. Bu da yataktaydı. tahta kullanamıyor. Aslında ben de tahtaya alışkınım. Tahtam var ama Camları benim, bilmiyorum. bilmiyorum neden yavaşlıyor, ne oluyor. Gerçi nasıl diyeceğiz ne de. Ama şimdi fındık için de çok gidenler var tarlada. Yani insanlar tabii ki hazırlıklarını yapıyorlar. Kışa ne yiyecekler bu pahalılıkta? Köylerde muhakkak ekiyorlar, biçiyorlar. Hele bu sene daha ağırlıklı. Çünkü fiyatlar tavan yapmış. Çok sen Benim bile oldu. olsa toprağım, ben bile ekerim. Patatesimi, soğanımı. Yani çoğu da oradan ekiyor, biçiyor, biliyor musun? Pahalı olduktan sonra evi daha çok ağırlık verdiler. Çok sel oldu bir de, biliyor musun? Hep ziyan oldu bize bu Yani şeyler. hele ki bir çarşamba İstanbul'a bakardı, o dereceydi Aynen, eskiden. Hep öyle aynen. derlerdi. Korkmayın, bir çarşamba bir İstanbul'a bakar. Hani yiyecek konusunda, çünkü ne eksen Oluyor, biterdi. O aynen. tarz bir yerde. Şu anda orası bile bu durumdaysa. Bir şey değil mi? Burayla fiyatları aynı. Değil mi? Halbuki oradan yani benzin de yakmıyor pazara getirmek için çok aşırı. Burada domates 15, orada da öyle. Aynı. Ya. Önceden biz pazarı var ya, eve getirirdik. Yani bir o kadar çok alırdık ki şimdi Diyorum mesela bir ya. 50 lirayla bir 100 lirayla. Yani. Şimdi bir parça, iki parça. O devir geçti. Aynen. O geçti de Allah açlıkla sınamasın kimseyi. Şimdi bir de Yoklukla. sel olduğu için biraz daha Hepten pahalı. durdu. Millet ne oluyor? Sel olmayan yerlerden onlar da yani eken biçen alacak. Yapamadıysa ne yapacak? Aç durmayacak ya. Yapacak bir şey yok. Doğadan başka hiçbir şey yok. Valla insanlar geçim derdini, Şey aile derdinde, millet de laf peşinde, çok da umurumda olmadığını da özellikle söyleyeyim. Çok da. Şuradan çay bardağım. Kızım Yağmur, bir bardağım var benim, çay bardağım balkonda.
Şöyle dibinde azıcık var, onu getir de tazeleyeyim. Ay, Allah her şeyin hayırlısını insanın da, komşunun da, arkadaşın da. En çok korktuğum şeyler laf sözdür. İşte korktuğun şeylerle sınanırsın ya bazen. İnsanlar nasıl prim yapacağını şaşırıyorlar. Ya benimle yapmayın, yapmayın, benimle gerek yok. Herkes kendi seviyesini bulsun, konuşsun ağzına ağzına. Ben düşmanımı da böyle karşıdan çıtır çıtır kavga edebileceğim düşmanım olsun, dostum da aynı. Yani bana desinler sen kimle kavga ediyorsun yani. Değdi mi? Değecek var, değmeyecek var. Hay bir laf var ya, kervan geçer, yürür geçer derler ya, şeyler ismini vermeyeyim sabah sabah da. Bu sarımsaklarımın da işi bitmiş artık. Boşalmış, dolaba koyduğum halde, biliyor musun? Bulur derler bizim orada. He? Bulur. He. Buluma derler. Yani kervan geçer, olur olur geçer. İnsanlar olunca bir şeyler başında yerler. İşte böyle hayat böyle. Önce bir seviyene bak, değil mi? Kalitene bak. Biriyle kavga edeceğin zaman muhatap olacağın zaman. Burada var küçük tabak. Hiç oraya girme. Sarımsaksız yapacağız yoğurdu. Mecburen sarımsakların içleri çıkmış. İçlerin dışlarını çıkmış. Aa, evet. Kapakta da kalmamış. Olsun. Aa, dur bakayım. Bunun da bir çiçekmiş. Kapakta azıcık gördüm ama. Ay bir de anladık. Çiçek de olsa şey yapıyor. Böyle bir koku da versin. Ha, güzel evet. Oluyor. Çıktı. Yapayım ben. Ya o ürenle yiyeceğiz küçüklerinden bile. Ha, kaldırmıştım. Ben. Sarımsak yok diye. Ya, olmayan bir tane de olsa yeter. Çok da abartmıyorum ben. Yoğurmuşum da yapayım mı? Sarımsak mı? Ne, iyi olur. Hadi. Tamam, o yeter yeter. Bunu da atıyorum. Hadi sarımsak alacağız. Aynen. Ben az bir yapayım onu. Allah'ım insana önce bir sıhhat versin. Yok. Önce bir beyin versin. Beyinsiz olmak gerçekten şeytan beyinli olmak çok zor. Bir de onun beyinsizliği var. Şunu da koyabilirsin. Tuzun da yoğurdunu al. Tarife bak, tarife bak. Nasıl tuzun da yoğurdun at. He. İşte böyle. He. Kemal sınavı yapıyor. Tuzun da yoğurdun atıyor. Allah'ım. Ya insan ne güzel kendi ailesiyle mutlu olsa, kendi çevresiyle yeter de. Ama işte öyle olsa dünyada savaşlar olmazmış, doğru. Geçen birini öyle derken, o zaman dedi, herkes dedi eşit dedi, böyle anlarsa şey olsa savaşlar zaten olmaz. Kalite nasıl olacak, kalite? Kalitelik nasıl olacak, anladın mı? Yavrum, o sonradan alınmıyor ne derse, parayla da hiç alınmıyor. Aynen. O, hep babaannemden belki bahsediyorum ama hep söylerdi, biz bebeydik diyelim. Bal kokmaz, asil azmaz. Kalite, kalite. Bu da televizyonda marka, marka. Yani biz insan bir adabını şeyini bilir ya. Ben yani yarın burada gidiyor muyum? Bilmiyorum, şaşırmam ki. Buldum. Buldum, kaşık aradım. Bir kaşık. Yani bir bardak içtim. Çalışsınlar işlerine ya. Esra orada çalışsın. Bu mutfakta çalışsın.
Allah Allah. Yapmasınlar. Senden bahsediyorum. Hatta böyle yapıyormuşum. Hani yaparlar ya. Sen böyle yap geç. Ha, öyle yapıyorum zaten. Çünkü değmez. Canım bu yeterli mi? Bence yeter. Çok şey almıyor çünkü o. Evet. Hemen emiyor. Yoğurt kalıyor. Benim bu arada Esra'm da hastaneye gitti, kontrolüne geldi çocukların uyurkeni. Saat 10 oldu mu kız? 10 olmuş. Olsun. Havada mis gibi, balkonda şimdi mis gibi kahvaltı olmaz mı? Belki şey diyorum, bu eve taşınalı 10 tane ekmek aldık dün gelirken eve akşam. Kendi kendime gülüyorum ama bıyık altında. 5 tane de bak burada var. Biz diyor ilk defa hayatımda 10 tane, yıllardır çocukluğumuzdan bahsetmiyorum tabii ki. Bu eve gelelim diye. Bize ekmek yiyor zannedecekler böyle. Yok be. Aç kalmasınlar. Ay çok güldüm kendime. Çünkü bakkal bulamıyoruz ya, sabaha da hazırlıklı olmamız lazım akşamdan. Söyle kızım. Telefonu çaldı da kapandı. Kim? Benim mi? Anneannem. Tamam ver anneciğim. Anneannem mi aradı? Ama görüntüler aradı. Anneannem arar arar kapanır zaten. Hiç üstünde durma. Ne gibi? Tamam. Anneannen ara. Yok dedikodu yapabilirdim. Sakıncası yok. Hep birlikte dinlerdik. Anne bana işkence yapıyorlar. Söyle söyle. Yok ya, çok rahatım valla. Mutluyuz, rahatız. Çok şükür. Vallahi akşam geldik evde, hemen pratik yemeğimizi hazırladık çok şükür. Yedik. Kız dört ekmeği yemişiz. Komple karıştırmıyor değil mi? Yok öyle kalsın. O kendi kendine çatal alırken karışıyor. Öyle karıştırmıyorum. Üstüne akıtıyorum. Ben de karıştırmıyorum ya. Sana pul biber normalde koyuyorum ama koymayacağım. Sen acı hayatta ağzına sürmüyor. Ya bu sizin zevkinize göre olacak. Biberlerinizi tabağınıza koyun lütfen. He. Sonra benim başım varmış. Başı tutuyormuş biber yediği zaman. Herkesin bir hastalığı var. Kim bilir midesi tutar. Bunda başı tutuyor. Değişik bir şey. Yok ya, karışmış gibi olmasın da. Yok canım, sen nasıl yiyeceksen öyle olacak. Olur mu öyle? Ben hani kendi tabağımı ayırırım. Siz gene katılın. Yani. Ne yapalım? Şunları şöyle öyle dizelim. Ben şimdi masayı sileyim abla. Ama masanın başında biri bekleyecek. Yavru oturuyoruz. Evet. Çünkü kedi gelebilir. Bir tane götüreyim. Ya ama ben geçemem burada. Geçemezsin. Evet. Bir tane, iki tane. Geçemem. Geçemezsin, bekle. Boş da geçemem. Boş geçme abicim. Bunu da geçemem. Bu da olmuş abla. Bunu da alıyorum. Onu da ona dök. Bir tabak daha veririm. Onu da. Esra beni oradan geçirebilir aslında. Geçersin. Esra. Bakar mısın? O da şuna ısrar herhalde be. Bir onu yine peçete koyalım mı altına? Aslında ben pazar senin altına peçete koyuyorum da bazen eziliyor diye. Esra. Çocuğu. Esra dışarıda mı duyuyoruz? Olabilir. Çamaşırları toplayalım diye bahsediyor. Esra diye bağırıyoruz. Yağmur. Şey. Esra yengen bakabilir mi?
Ne diyor? Çamaşırları toplamış, geliyormuş. Ha, biraz sonra balta çıkıyor. Ben bazen buradan şaka yapıyorum hatta. Duyuyor beni diyorum, bak diyorum, cevap vermiyor diyorum. Halbuki balkon kapısı kapalı. Kapı kapalı, duyma şansı var mı? Şaka olsun diye yapıyorum ya bazen. Tabii canım. Hani derler ya, geline bağırıyorum, bağırıyorum, duymuyor. Bak buna sıvı yağ dökeyim mi? Pul biber de dökmüşler. Pul biber de dökebilirsin canım. Ben yok, bir kenara bakan bir şey yapmışım. Hiç yemiyor değil mi? O kadar pul biber yiyor. Bak şunu da şöyle döktürme. Genelde sesini duymayacağı için ama ben bağırmadım. Çok yoğun acıyı. Buyurun. Mesela, beni çağırdınız. Beni geçirebilir misin? Seni geçireyim mi? Emin misin? Masa parladı vallahi. Evet, masa parladı. Burayı görmeniz lazımdı az önce. Çamaşır doluydu her yer. Çamaşır doluydu. Ortaya çekeceğiz çünkü böyle geriye. Çocuk çoluk kalabalığız. Devam edeceğiz tabii ki. Sofrayı da kursunlar da. Bakayım gelinler nasıl kuruyor sofrayı. Sofra kurmak nasıl oluyor? Ben de çayımı içeyim. Hava ama mis mis hava vallahi. Ben yokuştan çekti ya. Ne? Anladım. O küçük servis tabaklarından koy çünkü masamız çok da büyük olmuyor. Açtık biz balkondaki masayı. Açılan masaydı bizim biraz. Ne? Ne? Yapın masayı bir. Ben de oturayım rahat rahat. Yok sadece verecektim. Ben de oturayım rahat rahat. Süsleyin, toplayın. Getirin servis tabaklarını. İşte bana bak ne kötü kadın. Gidiyor açık. Açık tabi. Ya. Hiç sana ben böyle bir şey veya şey eder miyim? Açık olduğu için rahat rahat bağırayım. Herkes arkamda. İşin esprisindeyim tabii ki. Şaka yapıyorum. Kimse kimseye bir şey yapmak zorunda değil. Ama kızlarımız biz hazırlayacağız dediler. Tamam. Bak beni bu kadar hazırı da severim. Sonra ben eve gidince hiçbir şey yapamam. Sorun çocuğum var. Otur otur diyorum ya bana. Şey diyor benim çocuğum çoluğum var. Bak tembelliğe alışırım diyor. Çok da güldürüyorlar beni. Ne? Ay Esra da dün biz yokken bizim çamaşırları da yıkamış biliyor musun abla? Ha, hepsini atmış. Yıkar yıkar o ayırmaz. Yok hani odaya girmeyebilirdi. Toplar toplar. Ay sağ olsun. Ben de tişört arıyorum ama yaptım. Valizde yok Enes'in tişörtünü nereye koydum ki? Bak bu Esra yıkamış sağ olsun. Şey yapmaz o ayırmaz ya. Artık aynen. Yani biz diyorlar ya hani zaten kocaman bir aileyiz. Maşallah aşiret gibiyiz. Teyzemin 5 tane oğlu arka mahallede. Az mı kız? Onları bir arada gördün mü zaten? Bir de çarşambaya gidiyorum. 10 tane teyzem var biliyor musunuz? Şeye gitmiş sanmışlar. YouTube kanalında şeye mi gitmiş? Yok yok kimseye gitmedim ben. Teyzem, benim teyzem oluyor. Teyzemin gelinleri hepsi. Yani kıyametler kopuyor. Niye gelmiyorsun? İki mahalle arkadasın. Aynen gidelim. Ayda bir gidecek gidelim. Yerimiz çok. Ben çok gidemiyorum ya. Bende de böyle bir şey var. Ben karşıda oturuyordum. Çok içli dışlı da değildim açıkçası. Yani 6 ayda bir gelirdik. Annem varken tabii sık gelirdik o zaman. Çocuk geneyle daha çok ayda bir getirirdi annem bizi. Buralar köy gibi gelirdi bize çocuk çoluk. Değil mi? Ay tatile geliyor gibi olurduk biliyor musun? Biz de böyle yerlere özlem duyuyoruz işte. Ama merkezdesin git köye. Allah i̇şte. Allah. Araba lazım. Dolmuşların saati çok uyumuyor. Senin mesela eve gelmek istediğin zaman o saatte dolmuş bulamayabilirsin yani. Mesela fındık toplamaya gitsem teyzemlerin fındıkları var. Hem de düzmüş çarşambada. Öyle bir imkanım da var kendi teyzeme gitmeye. Yani yabancıya gitmeye de gerek yok. Sülalem kalabalık gerçekten. Ben bazen sülalemi unutuyorum da kendimi tek zannediyorum.
Vallahi. Lütfen. Niye insan bazen öyle oluyor? Yalnızlığı mı seviyorsun? Ne bileyim ben, bu da baba tarafından kaynaklanan bir şey herhalde. Olabilir. Hep babamdan dolayı uzaklaştık. Babam pek sevmezdi gitsin gelsin. Ha, o sevmiyor canım. Ha. Aynen. İşte onu, annem de çok severdi aşırı. Böyle sülaleme gideyim, ablam orada, kardeşim orada, yeğenim orada, kuzenim orada. Aynen. Bayılırdı. Hadi şöyle geçeyim. Baş köşeye. Annem çok severdi, çok severdi. Dayısının kızı, oğlu. Yani çok da uzak değildi ya. Kendi kardeşinin çocukları olsa yetiyordu. Hatta bir kurbanda ben şeye gittim. Çarşambaya gittim. Kurban kesilecek teyzemin evinde. Çarşambalı köyü Ali Beyli. Anam böyle bir masa inanılmaz. Hoş geldiniz. Onlar da bana. Çünkü ne öpme şansım var ne tokalaşma, kalabalık. Gerçi herkesin sülalesi öyle kalabalıktır ama bizimkiler kopmamışlar. Anne tarafım hiç kopmuyor. Geçin onu diyorlar. Biz diyorlar yine bir aradayız hep birlikte. İstanbul'da oldukları halde burada. Biraz da moralim düzeldi öyle. Dedim ben de gelirim, ben de kopmayayım, ben de sizdenim. Ben yabancı mıyım? Analarımız kardeş. Hoşlarına gitti vallahi. Fırsat buldukça da onlar da gelsin, ben de gideyim. Güzel oluyor ya öyle. Kendi evleri 3 katlı. Aa diyor, biz gecenin 3'üne kadar diyor, yazın diyor burada oturuyoruz. Çayımız, kahvemiz, çekirdeğimiz. Canlarım ya, kusura bakmayın, böyle işte bir mutfakta bir burada. Yine de bunaltı var, sıcak ya. Serin de olsa hava, bir bunaltı oluyor. Biraz karanlık, biraz esse daha tatlı olacak hava. Ben de başörtüyü tutuyorum, tutuyorum, çekiyorum. Bir türlü oturtamadım. Yani? Başörtüm çok mu kötü? O kaygan, o yüzden tutmuyor. Alışmamış ya. Alışmıyormuş başta şey. Şunu gönder. Alışmamış başta, eşarp durmazmış. He, durmaz eşarp. Alışmamış ne? Başta. Ne göndereyim? Orada bir şey var, gönder. Göremiyorum. Giderim mi? Tamam koy. Gönderdiğinde hani ismini söyle. İsmi yok mu? Ben alırım. Ne istediğini bilmiyorum ki. Gönderdim de. Şaka yaptım zaten. Çaylar şirketten. Çaylar geldi. Çaylar. Herkes uyandı. Ne kobası? Çocuklar uyandı. Ne kobası? Açın. 5 dakikaya kadar herkes. Sofrada. Sevmenin masasında toplansın. Toplanmayan bizden değildir. Kızlar. Ey ahali. Aa, bu böyle olmayacak. Sofrayı çekeceğiz. Sığmıyoruz yoksa. Aa. Tabii çekeceğiz. Sığmıyor muyduk böyle? Akşam da gelmedi ama sığmadık. Şey. Ama Yunus yok. He, Yunus eksiğimiz var. Evet. O zaman oluyor değil mi? Biz ben yengemle böyle ben şey oturdum. Sadece istersen böyle kalsın bu sefer. He. Böyle kalsın. Tamam kalsın. Sığıyorsak kalsın. Bırakın dağınık kalsın. Sert bir kahvaltıyı böyle masaya serpme diye de şey yaparız, sunum yaparız. Sehpa kahvaltıya hoş geldiniz. İçeriye gidiyorsun değil mi? Hoş geldiniz küçük efendim. Küçük tabakları getirir tabii misin de canım? Ben demedim bak. Bir küçük tabak gidiyor. Yok unuttum ben çayları getirirken. Yok ben demedim. Bende o hastalık var. Esra'ya dedim ki her seferinde. Esra küçük tabakları getir masaya, çok büyük. Esra bilmiyor mu? Biliyor aslında ama bende de deme alışkanlığı var. İşte bazen alışkanlık oluyor.
Bazen bana der, aynı babana benzedin. Ben de çocuklara yapıyorum şimdi, aşağı iniyoruz ya. Ayaklarınızı yıkayın, kapıda terlik var. Evet. Giyinin. Direkt banyoya, hiçbir yere uğramadım. Anne yeter artık, öğrendik, lütfen sürekli söyleme. Olsun, ben söyleyeyim de belki unutursunuz diyorum. Yeter artık diyor Yağmur. Kapıda terlik var, ayaklarımı yıkayacağım biliyorum diyor. Susun, şu sesi dinleyin. Ay. Yağmur bizim evde. Evet, bizim kızın ismi Yağmur ya. Başladı mı Yağmur? Ben de duymuyor musunuz? Ben bir kulaklık alayım. Duyuyorum. Ama cırıltıdan da duyamıyorum. Akşam kesap çiftçilik getir yavrum. İşine yarı yana yaradı. Eksik getirmektense fazla getirmek. Ay gözümü dağılıyor. Kedi ya, bizim kedi yani. 6 tane olacak. Esra kapıyı kapat. 2 tane fazla getirmişsin. Yani. Tamam olsun, ne yapalım. Geri olmaz, götürürüz. 2 tane fazla tabak var. Sayın arkadaşlar adım. Kusura bakmayın ya. Ne yapalım, birbirimize takıla takıla işte kahvaltı hazırlıyoruz. Kahvaltı yiyoruz. Yiyeceğiz şimdi. Gülmek bize yakışıyor. Ama içten gülmek var. Gönülden gülmektir bu. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi esirgemezseniz de çok mutlu edersiniz. Çekirdek aile diyeyim. Zaten büyük bir aile olduk sizlerin sayesinde. Evet. Allah'a emanet olun. Yağmur yağıyor. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi bekliyoruz. Yeah.